Efendim tam 5 günde 25 kilo vermişsiniz. Bunun sırrı nedir? Evet, eşimin de bunda çok büyük katkısı oldu. Evlendikten sonra artık yemek yemiyorum. Trip yiyorum. Vay Şükrü, ne haber? Kahvede misin? İyi, tamam, gelirim. Hanım evde. Yok oğlum, ne izin alacağım, saçmalama. Ben çıktım derim mi çıkarım. 5 dakika yanınızdayım. Tamam, hadi şimdi çıkıyorum, görüşürüz, hadi. Bak bakayım bana, nereye gidiyorsun sen? Arkadaşlarla buluşacağız, kahveye gidiyorum. Sen benden izin aldın mı? Aşkım niye ya, ben arkadaşlarla buluşacağım. Kapat bakayım o kapıyı. Tamam, kapatıyorum. Ben sana gidemezsin dedim. Aşkım tamam, kızma ya. Aradı beni, gel dedi. Ben dedim karımdan izin alacağım dedim. Ne demek dedim, olmaz dedi, ne gerek var, gel dedi arkadaşlarla. Aşkım ne olur bir kere gidip geleyim ya, 10 saat kalayım. Bir kere gideyim ya, sabaha kadar. Evde duracaksın. Ben gideceğim, vallahi gideceğim. Sıkıldım evde ya, yeter ya. Bir duvar arasında kapalı kaldım ya. Annemin evinde daha mutluydum ben ya. Gel bakayım buraya. Gel. Aa, aşkım tamam dur aşkım, tamam dur, geliyorum. Kanka iş yerinden izin aldım, vermiyorlar ya. Vallahi vermiyorlar. Ama benim maça gelmem lazım. Şampiyonluk maçı ya, ne yapacağız bilmiyorum. Kullandım oğlum, bütün yalanları kullandım. Söylemediğim yalan kalmadı. Ne yapacağız, bir yalan bulmam lazım. Bir yalan bulmamız lazım. Dur, buldum. Ben karımı arıyorum. Aşkım gel seni bir öpeyim. Yok aşkım, şimdi ne gerek var ya? Baba, yoğurt diyorum oğlum. O niye? Annem beni öptü de. Yaklaşık 3000 tane kitap var. Bir gün bu kitapların hepsini ihtiyacı olanlara hediye etmiş. Sen dedim bu kitapları nasıl verebildin? Senin için çok değerliydi. Onların yerine daha güzel bir şey okuyorum dedi. Dedim ne okuyorsun? Kadınları okuyorum dedi. Eşimle bir gün tartıştık. 2 gün annesine gitti. Evde ara çorabımı bulamıyorum. Öyle bir yere saklamış ki. Kadınlara muhtacız abi. Ya da hayatlarının tüm amacı bizi onlara muhtaç etmek. Hani diyorlar ya, dünya öküzün boynunda. Dünya kadınların ayağının altında. Bir de yerini beğenmiyorlar. Gerçi baksana, hava da açtı, güneşli. Kadınların içine de bir gün güneş doğsa ya, ne olur. Bazen kadınların karşısında gerçekten kendimi oyuncak gibi hissediyorum. Oyuncağı bırakıp bizi mi alıyorlar, ne yapıyorlar? Bir kadını her zaman sev. Ki o da sana istediğini versin. Bir kadın da olsun artık hayatımızda ya. O olmadan olmuyor. Çünkü denedim, tek başıma çok zevk alamıyorum. Geçen mesela yeni bir araba aldım, hız testi yapayım dedim. Benim hanım yanıma ön koltuğa oturduğu zaman araba daha hızlı gidiyor. Niye? Hanım konuştukça ben daha çok gaza basıyorum. Şu ışık çok gözümü alıyor, onu biraz kıssana. Zaten dünyayı kadınlar aydınlatıyor. Kadınların verdiği acıyla yazar, filozof, şair olan erkekler dünyayı aydınlatıyorlar. Yalnız onu biraz daha kız. Geçen arabayla yolda gidiyorum, yolda görmedim, fare ezdim. Hanım da yanımda. Dedim aşkım özür dilerim, fareyi görmedim. Ne dedi? Fare mi ezdin? Dedim vallahi görmedim, özür dilerim. Yok dedi, onun üzerinden bir daha geç. Dedim niye? O ölmemiştir.